Antibiyotikler, 20. yüzyılın başlarında keşfedilmesinden bu yana tıp dünyasında devrim yaratmış ve pek çok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde hayat kurtarıcı olmuştur. Ancak son yıllarda, antibiyotiklere dirençli bakteri türlerinin ortaya çıkışı, tıp ve sağlık alanında ciddi endişelere yol açmaktadır. Bu dirençli bakteriler, halk arasında süper bakteri olarak adlandırılmakta ve antibiyotiklerin etkisiz hale gelmesi, bazen de antibiyotik kıyameti olarak adlandırılan bir senaryonun gerçekleşebileceği korkusunu doğurmaktadır. Bu denemede, antibiyotik direncinin nedenleri, sonuçları ve bu global tehditle mücadelede izlenmesi gereken yollar üzerine derinlemesine bir inceleme yapacağız. Antibiyotik direncinin ana nedenlerinden biri, antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımıdır. Tıbbi tedavilerde ve hayvancılıkta gereksiz yere ve kontrolsüz bir şekilde antibiyotik kullanımı, bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç geliştirmesine zemin hazırlamaktadır. Antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olmasına rağmen, viral enfeksiyonların tedavisinde de yanlışlıkla kullanılmaktadır. Bu durum, bakterilerin antibiyotiklere maruz kalmasını sağlayarak, zamanla direnç geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Antibiyotik direnci, sadece tedavi edilmesi güç enfeksiyonlara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık sistemi üzerinde ciddi ekonomik yükler oluşturur. Dirençli enfeksiyonların tedavisi, daha uzun hastanede kalış süreleri, daha pahalı ilaçlar ve tedavi yöntemleri gerektirir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin maliyetini artırır ve özellikle kaynakları sınırlı olan ülkeler için büyük bir sorun teşkil eder. Antibiyotik direnciyle mücadelede, küresel bir işbirliği ve çok yönlü bir yaklaşım gerekmektedir. Öncelikle, antibiyotik kullanımını sınırlandırmak ve reçeteleme pratiğinde daha dikkatli olmak gerekmektedir. Hekimlerin, antibiyotik reçete etmeden önce enfeksiyonun bakteriyel mi yoksa viral mi olduğunu doğru bir şekilde teşhis etmeleri, gereksiz antibiyotik kullanımını önleyebilir. Ayrıca, halk sağlığı kampanyaları aracılığıyla, insanların antibiyotik kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Hayvancılıkta, antibiyotik kullanımının azaltılması da dirençli bakteri türlerinin azalmasına katkıda bulunabilir. Birçok ülke, hayvan yemlerine antibiyotik katılmasını sınırlamak veya yasaklamak için adımlar atmıştır. Bu tür düzenlemeler, bakteri popülasyonlarında direnç gelişiminin azalmasına yardımcı olabilir. Bilimsel araştırma ve geliştirmede antibiyotik direnciyle mücadelede kritik bir rol oynar. Yeni antibiyotiklerin ve alternatif tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, dirençli bakterilere karşı etkili olabilir. Bu, geniş bir araştırma ve geliştirme çabasını gerektirir ve hükümetlerle özel sektör arasında işbirliği yapılmasını zorunlu kılar. Sonuç olarak, antibiyotik direnci, küresel bir sağlık tehdididir ve etkili bir şekilde mücadele edilmezse, modern tıbbın en büyük kazanımlarından birinin kaybedilmesine yol açabilir. Bu nedenle, antibiyotik kullanımı konusunda dikkatli olmak, bilinçli tüketim ve uygun tedavi yöntemleri benimsemek, dirençli bakteri türlerinin yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptir. Küresel işbirliği, bilimsel araştırma ve kamu sağlığı politikaları, bu karmaşık sorunu çözmede anahtar rol oynar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.